Merhaba. Yine ben. Hadi bakalım. Gelin şimdi de biraz akışkanlar hakkında bilgi edinelim. Muhtemelen bir akışkanın ne olduğuna dair bir fikriniz vardır. Ama gelin bunu bir de fiziksel ve kimyasal açıdan konuşalım. Bir akışkan konulduğu kabın şeklini alan herhangi bir maddedir. Örneğin elimde cam bir küre olsun ve diyelim ki bu cam küreyi tamamen suyla doldurdum. Bu cam kürenin her kübik metresini suyla doldurdum. Bu küre cam değil de plastik veya kauçuk bir küre olsaydı ve ben de hacmi sabit kalacak şekilde kürenin şeklini bozsaydım şimdi böyle görünecek. Su da kapla beraber şeklini değiştirmiş olacaktı. Burada suyu yeşil renkle gösteriyorum. Eğer su yerine oksijen ya da bir başka gaz kullansaydık da aynı durum söz konusu olurdu. Kürenin içini tamamen dolduracaktı ve bu yeni durumda da yine kabın tamamını doldurmuş olacaktı. Yani akışkanlarla ilgili genel olarak bulundukları kabın şeklini alırlar diyebiliriz. Size iki akışkan örneği vermiştim. Sıvılar ve gazlar. İkisi de bulundukları kabın şeklini alırlar. Peki o zaman sıvı ve gaz arasındaki fark nedir? Şöyle ki gazlar sıkıştırılabilir. Sıkıştırılabilir olması demek içinde gaz varken bu kabın hacmini azaltabilirim demek. Bu durumda gaz daha yoğun bir hal alır. Bir balon şişirdiğimizi düşünelim. İçinde hava bulunan bu balonu sıkıştırabiliriz. Tabii bir noktada basınç yükselir ve balonu patlatabiliriz ama sıvılar sıkıştırılamaz bunu nereden biliyorum az önceki balonu şimdi suyla doldurduğumuzu düşünelim bu balonumuz olsun bu balonu her yerinden sıkıştırırsak da balonun hacmini değiştiremeyiz ne kadar basınç uyguladığınızın ya da hangi noktadan sıkıştırdığınızın hiçbir önemi yok değiştiremezsiniz. Eğer gazla doldurulmuş bu macenta balonun her tarafından basınç uygularsanız hacmi azaltabilirsiniz. Yani söz konusu gazlarsa balonu sıkıştırarak hacmi azaltabiliriz. Gazlar ve sıvılar arasındaki fark budur. Gazlar sıkıştırılabilirken sıvılar sıkıştırılamaz. Daha sonra bir gazı sıvıya ya da sıvıyı gaza dönüştürebileceğimizi de öğreneceğiz. Ama şimdilik sadece ve sadece akışkanlara odaklanacağız. Akışkanların hareketlerini öğrenmeye çalışacağız. Şimdi buraya başka bir şey çiziyorum. Diyelim ki elimde bu garip şekilli cisim var. Ah, kötü bir çizim oldu bu. Bir ucu diğer ucundan geniş. U şeklinde bir tüp bu. Bu açıklığın alanı A1 olsun. Bu daha geniş alana da A2 diyelim. Bu tüpü bir sıvıyla doldurduk diyelim. Rengi de mavi olsun. Herhangi bir akışkan değil, bir sıvıyla dolduruyoruz. Ve sıvıların sıkıştırılamayacağını da biliyoruz. Şimdi kuvvetle ilgili, daha doğrusu işle ilgili bildiklerimizden yola çıkarak sıvılarda basınç ve kuvvetle ilgili kurallar çıkarmaya çalışalım. İşle ilgili ne biliyoruz? İş kuvvet çarpı yol'dur. İşi aynı zamanda sisteme girilen enerji olarak da görebiliriz. Yazıyorum. İş eşittir kuvvet çarpı yol. İş aynı zamanda enerji olduğu için W içeri eşittir W dışarı yazabiliriz. Yani sistemin içine dahil ettiğimiz kuvvet çarpı yol ile sistemden çıkan kuvvet çarpı yol eşit olacak. Bu da aslında enerjinin korunumundan geliyor. W içeri aslında sistemin aldığı enerji, W dışarı da sistemden çıkan enerjidir. Yani enerji ne oluştu ne de yok oldu. Sadece farklı bir tür enerjiye dönüştü. F içeri çarpı d içeri Eşittir, F dışarı çarpı D dışarı. Şimdi bu yüzeyi bir kuvvet uygulayarak ittirdim diyelim. Burada bir piston olduğunu düşünelim. Pistonun rengi macenta olsun. Bu pistonu F1 kuvvetiyle dışarı doğru D1 kadar itiyorum. Bu ilk pozisyonu. Bu da son durum. İttikten sonra piston bu duruma geldi. Burası D1. Yani burada suyu D1 metre derine itmiş oldum. Bu durumda yaptığım iş F1 çarpı D1 olacak. Peki ne kadar su yer değiştirdi? Ya da bunun hacmi nedir? Buradaki toplam hacmi aşağıya ettim. Yer değiştirdiğim suyun hacmi ne olacak? yer değiştiren hacim yani V, D silindir şeklinde. Bu yüzden hacim yükseklik çarpı alan olacak. Yer değiştiren hacim yani V, D silindir şeklinde. Bu yüzden hacim yükseklik çarpı alan olacak. Bu noktada sabit olduğunu varsayıyorum. Daha sonra değişecek. V, D eşittir A1 çarpı D1. İttirdiğimiz bu suyun bir yere gitmesi gerek. Çünkü sıvıların sıkıştırılamayacağını, kapladıkları toplam hacmi değiştiremeyeceğimizi biliyoruz. Çünkü sıvıların sıkıştırılamayacağını, kapladıkları toplam hacmi değiştiremeyeceğimizi biliyoruz. O zaman bu suyun yer değiştirmesi gerek. Bu suyun bulunduğu seviyeydi. Tüpün bu ucunda su bir seviyeye kadar yükselecek. Diyelim ki şu seviyeye kadar geldi. Bu koldaki yeni su seviyesi bu oldu. İki kolda da su seviyesinin değişmesi gerek. Peki bunu nasıl hesaplarız? Şimdi buradaki su yer değiştirecek. Pistonun buradan iteceğini ve bunun etkisiyle moleküllerin de birbirlerini iteceklerini söyleyebiliriz. Farklı moleküllerde de olabilirler ama sonuçta bir miktar sıvı yer değiştirecek. Buraya kadar ki bütün sıvı yer değiştirecek ve yukarı doğru itilecek. Yani burada ittiğimiz suyun hacmi, burada yükselen sıvının hacmine eşit olacak. Peki, o zaman hacimdeki değişim ne olur? Ne kadarlık bir hacmi buraya ittik? Buradaki hacim, D2 uzunluğu çarpı bu geniş yüzeyin alanına eşit olacak. Şöyle de diyebiliriz. V2 hacmi D2 uzunluğu çarpı buradaki geniş alana eşittir. Ve bu sıvıyı sıkıştıramayacağımızı biliyoruz. Bu yüzden bu hacim bu hacme eşit olmak zorunda. Öyle değil mi? Şimdi bu ikisinin birbirine eşit olduklarını da biliyoruz. A1 çarpı D1 A2 çarpı D2'ye eşit olacak. Evet, şimdi ne yapabiliriz bakalım. F içeri çarpı D içerinin F dışarı çarpı D dışarı olduğunu da biliyoruz. Zamanımız bitmek üzere olduğu için diğer videodan devam edeceğim. Görüşmek üzere.